şeli imanım. Haydi üç gün oldu Cemilem ben bu deride düşeli. Hava da karalı kararacak. Eve gidiverem galiye. Kaydırı kutmak Cemilem. Nasıl idem ben bu işe. Fatma kadın. Fatma kadın. Açıver bakayım şu kapıyı. Kapının ağzında niye bağırıp duruyorsun Muammer? Kapıyı aç diye ses edemedim Fatma kadın. Kapıyı açmıyorum. İstanbul'a şey diyordum mutfakta. Bekleyiver gari. Çapıdaşı mı? Kimin için bakayım? Misafir mi var? Sen durup dururken çapıdaşı etmem. Mısır gömbesi de ettin mi yanına? Ettim tabii Muammer. Niye etme? Cibileler geliverir. Esah mı diyor Hatma kadın? Adaşın kuzun mu geliverir? Oğlanla gelin de var mı? Yok onunla. Kaşık araların Ayşe'lere taziyeye gidiyorlarmış. Oh maşallah. Gelsin kuzulağım. Çok da özleyivediğim şart olsun. Merhaba dede. Seni çok özledim. Merhaba dede. Ben de çok özledim seni. Hay maşallah yavrular. Hoş geldiniz. Oturuver bakalım karşıma. Anlatıver bakalım. Sarı Fırtına ile aranız nasıl? Sarı Fırtına da kim abla? Babamızdan bahsediyor Muammer. Küçükken öyle severmiş. Biz de mi babamıza Sayı Fırtına diyelim? Hiç tavsiye etmem Muammer. Hey dede, nasılsın? İyiyim yavrum. Ne yapam gari? Evden camiye, camiden eve gidip durum. Abla ben çok sıkıldım. Hele bakıver kuzuma. Sıkıldın mı sen? Oyun oynayalım mı sizinle? He yavrum? Oynayalım tabii ki dede. Ne oynayacağız? Kuzum benim. Bizim kelime oyunumuz var ya. Onu oynayıveren. Olma mı? Ama şu televizyonun sesini acık kısma. Neşet rahmetli olunca ben bu cibilerleri dinliyorum hep. Uğur Önür'ün Umut Sülünoğlu. Çok güzel çalıyorlar maşallah. Siz de dinleyiveren olur mu? Olur tabii dede. Biz Muammer'le birlikte oluruz. Sen de tek. Muammer, televizyonun sesini kıs bakayım. Tamam o zaman Galiye. Hadi başlayıvereyim. O zaman D harfiyle bir kız ismi buluveren. Ben önce ben deyiveren. Bakayım. Dürdane. Hadi bakayım sıra sizde kuzulağım. Tamam o zaman dedim. D harfiyle kız ismi. Tamam. Ben de Demet diyorum. Aferin benim sarı kuzumun fırtınalarına. Tamam o vakit. Şimdi D harfiyle bir bitki deyiveren. Önce ben deyiveren. Tomat. Tomat dedin. Domates herhalde dedi. Tamam. O zaman. Ben de dut diyorum. Hatta bir de dereotu var. Tamam. Şimdi de sıra bir hayvan adına. Hayvan adında. Önce ben deyiveceğim. Değnenli hayvan var. Bu buldum. Domuz. Domuz deyiverem ben de hadi. Sıra sizde bakayım. Değile hayvan. Aslında çok var biliyor musun dede. Ben sana en meşhurunu söyleyeceğim. Köllerde yaşayan hem de 40 gün susuzluğa dayanan bir hayvan var. Deve. Bir de deniz anası var dede. Hele sen benim kuzularıma bak hele. Hele sen benim yavrularıma bak hele. Neler neler de biliyorlarmış. Şart olsun çok iyisiniz siz bu oyunda. Tamam şimdi sıra D harfiyle şehir söylemeye geldi. Ben zor olanı deyiveren. Tamam mı?
Diyarbakır. Dur abla, bunu da ben söyleyeceğim. Yaşadığımız şehir Denizli. Bunu da bilmezsek ayıp olurdu. Aferin lan adaş. Aferin. Ne güzel de bildin. Hadi bakayım şimdi. Say ve bakalım bana Denizli'nin ilçelerinden 5 tanesini. Tabii sayarım dede. Bunda ne var? Mesela Acıpayam var. Buldan var. Etti iki. Çal var dede. Etti üç. Senin üstünü söyleyeyim mi? Pamukkale var dede. Etti dört. Bir de Tavas var dede. Beş. İstiyorsan daha da sayabilirim bak. Mesela Bozkurt var. Çardak var. Güney var. Honaz var. Kale var. Bir sürü ilçesi var dede Denizli'nin. Yeter mi bu kadar? Eferim yavrularım benim. Tamam. Şimdi de o zaman söyle bakalım. Denizli'nin en meşhur yemekleri ve en meşhur şeyleri neler? Hadi Fatma kızım, bunu da sen söyle bakayım. Tabii ki sayarım dede. Denizli'mizin en meşhur şeyi horozları. Horozlarımız çok uzun süre ötmesiyle ünlü. Bir diğer meşhur şeyimiz de ülkemiz turizmi için çok önemli olan Pamukkale travertenleri. Yemeklerimiz arasında en meşhurları keşkek, börülce böreği, çapı taşı, İstanbul aşı da diyoruz biz ona galiba, mısır kömbesi. Aslında bir sürü yemeğimiz var. Mis gibi de koktu. Babaannem de mısır kömbesi yapmış galiba. Aferin kızım, maşallah. Şimdiden sıra D harfinden ülke söylemeye geldi o zaman. Ben deyiveren önce. Danimarka. D harfinden ülke. Buldum. Dominik Cumhuriyeti. Oldu bakayım. Şimdi de o zaman alfabemizin 5. harfine geçiverelim. E harfinden o zaman bir erkek ismi deyiverem bakayım. Ben önce deyiveriyorum. Ercan. Ben söyleyeceğim. Tamam, ben de Eren diyorum. Benim arkadaşım var Eren diye çünkü. Tamam bakayım kuzula. Şimdi E ile de bir bitki deyiverem bakayım. Ben ebe gümeci deyiveren, siz ne isterseniz onu deyiveren Galiye. Tamam. Mevsimi de çok yaklaştı. Ben erik diyorum dede. Keşke olsa da yesek. Uykum geldi Galiye. Tamam bakayım. O zaman şimdi de sıra gelibedi hayvan adına. Ben eşek deyiyorum. Siz en kolayını ben dedim galiba. Bana ipucu vermiş oldun dede. Ben de eşek arısı diyorum o zaman. Tamam. Şimdi de E ile şehir deyiven bakayım. Ben Edirne deyiverem. Babanız yok mu? Götüvermedi beni kız Pınar'a. Çok da severim güreşleri ama. Hadi bakayım ben Edirne dedim. E harfinden çok şehir var. Ama ben öğretmenimizin şehrini söyleyeceğim. Erzincan dede. Aferin akıllı kuzularıma. Tamam şimdi. O zaman şimdi de E harfinden ülke deyivem bakayım. Önce ben deyivem yine. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusunun olduğu ülke var. Endonezya. Estonya. Aferin yavrularım. Bak ezen de okunmadı Galiye. Siz babaannenizle oynan. Ben de şu namazımı kılıvereyim olma mı? Hay maşallah. Müezzin de ne güzel okuyup durur. Ki bu müezzin yavrum. Dede, Halil İbrahim hocaymış. Yeni atanmış Kayalık Camii'ne. Sanırım Diyarbakırlıymış. Öyle mi kuzum? Maşallah. Sesi de pek güzelmiş. Bir gün gidem de tanışıverem. İyi hadi bakayım. Ben namazı kılıverem. Sonra da size güzel bir hikaye anlatacağım. Hadi kuzum benim.